5 eksen kontur işlemede öncelikle parça için güvenlik clearance envelope'ını açmak için, yani bu bir güvenlik bölgesi diye düşünelim. Part'tan clearance envelope ve oluştur diyelim. Taban da 0 olsun. Z artı da 150 mm olsun. Ve X, Y'lerde de artı 5'er mm olsun. Ve bunu üstten hesap etsin. Sonra 5 eksen kontur komutuna girip tek tek seçiyoruz işlemek istediğimiz konturları. Seçimi yaptık. Sağ tık, malzeme yönünü soruyor. Şu an için önemli değil. Takımı seçeceğiz. Neden malzeme yönü önemli değil? Çünkü ben çizginin üzerinden hesap etmek istiyorum. Ve çift yönlü kesime izin verme diyorum. Çünkü gerek yok. Tek seferde işleyeceğim bunu. Bu kısımda başka bir şey yok. Hesap etmem gereken parametreler de yok. Kalkışlarda güvenlik mesafesine kadar kalksın approach'larımı. Ve show clearance plane, clearance shape, bunu göster ya da gösterme. Ben görmek istiyorum nereye kadar çıktığını. Bu 0'dan 150 metreye kadar ayarladım ben. Daha sonra burada da bir şey yok. Kesme şartlarını zaten biliyorsunuz. Approach'larda hem girişlerde hem kalkışlarda direkt girsin. Ve burası önemli. Ben angular bond'su, yani yukarıya kalkarken hesap edeceği kafanın dönme açılarını 360 dereceye kadar dön ya da dönme diye seçtim. Tabii bunun altında farklı seçenekler var. Ama şu an için bu parçada bunu seçmeme gerek yok. Hesap ettim. Bakalım. 150 mm'ye kadar kalktı benim kafam. Ve simüle edelim. Yavaşlatalım biraz. 3 açıdan bakalım şöyle. Pozisyonlarımızı ayarlayalım daha rahat görmek açısından. Şuraya da bakalım. Biraz arttıralım hızı. 150 mm yukarıya kadar çıkıp oradan döndü. Eğer güvenlik mesafemizi oluşturduğumuz o güvenlik alanını vermeseydik, bu daha yakından dönmek isteyecekti. Operasyonumuz hazır. 5 eksen kontur işlemede öncelikle parça için güvenlik clearance envelope'ını açmak için, yani bu bir güvenlik bölgesi diye düşünelim. Part'tan clearance envelope ve oluştur diyelim. Taban da 0 olsun. Z artı da 150 mm olsun. Ve X, Y'lerde de artı 5'er mm olsun. Ve bunu üstten hesap etsin. Sonra 5 eksen kontur komutuna girip tek tek seçiyoruz işlemek istediğimiz konturları. Seçimi yaptık. Sağ tık, malzeme yönünü soruyor. Şu an için önemli değil. Takımı seçeceğiz. Neden malzeme yönü önemli değil? Çünkü ben çizginin üzerinden hesap etmek istiyorum. Ve çift yönlü kesime izin verme diyorum. Çünkü gerek yok. Tek seferde işleyeceğim bunu. Bu kısımda başka bir şey yok. Hesap etmem gereken parametreler de yok. Kalkışlarda güvenlik mesafesine kadar kalksın approach'larımı. Ve show clearance plane, clearance shape, bunu göster ya da gösterme. Ben görmek istiyorum nereye kadar çıktığını. Bu 0'dan 150 metreye kadar ayarladım ben. Daha sonra burada da bir şey yok. Kesme şartlarını zaten biliyorsunuz. Approach'larda hem girişlerde hem kalkışlarda direkt girsin. Ve burası önemli. Ben angular bond'su,
Yani yukarıya kalkarken hesap edeceği kafanın dönme açılarını 360 dereceye kadar dön ya da dönme diye seçtim. Tabii bunun altında farklı seçenekler var. Ama şu an için bu parçada bunu seçmeme gerek yok. Hesap ettim. Bakalım 150 milimetreye kadar kalktı benim kafam. Ve simüle edelim. Yavaşlatalım biraz. 3 açıdan bakalım şöyle. Pozisyonlarımızı ayarlayalım daha rahat görmek açısından. Şuraya da bakalım. Biraz arttıralım hızı. 150 milimetre yukarıya kadar çıkıp oradan döndü. Eğer güvenlik mesafemizi oluşturduğumuz o güvenlik alanını vermeseydik, bu daha yakından dönmek isteyecekti. Operasyonumuz hazır.